Allah'ın selamı ve rahmeti bizlerin ve tüm müminlerin üzerine olsun. Su hayat kaynağıdır. Suyumuzu nasıl canlandırabiliriz anlatalım. Bekletilmiş su içmeyiniz. Çünkü bu sular ölü sudur. Özellikle aylarca, yıllarca plastik pet şişelerde bekletildiyse. Mümkünse akan sulardan içiniz. Bulabilirseniz kaynağından doldurup içiniz. Bu şekilde içilen sular canlıdır ve şifa verir. Peki suyumuzu nasıl dezenfekte edip arındırabiliriz? Suyunuza ligol iyot ve gümüş suyu damlatabilirsiniz. Tendir diyot değil. Suyun frekansını yükselten şeyler nelerdir? Bir bakalım. İçinde çıra bekletilen su bakterilerden temizleniyor ve arıtılıyor. Suyu besmele çekerek içiniz. Suya dualar ve esmalar okunabilir. Suyunuzu buzlukta dondurup geri çözündürüp bardaktan bardağa birkaç defa doldurup boşalttıktan sonra içebilirsiniz. Suyunuza saf gül suyu damlatabilirsiniz. Mizacınıza göre saf, hakiki sirkelerden damlatabilirsiniz. Suyunuzu toprak testi içine koyup bakır, toprak veya ahşap bardakta içebilirsiniz. Suyu koyduğunuz kabın içine saf, işlem görmemiş doğal taşlar da koyabilirsiniz. Yalnız her taşın suyu içilmez. Çünkü taşlar farklı mineral ve özellikler taşırlar. Kristal kuvars, kan taşı, şungit, sodalit, kehribar bunlardan birkaçıdır. Sayılarında bir frekansı vardır. Sayı sekansları okuyabilirsiniz. Kur'an okunan yerde bekletilmiş, Kur'an dinletilmiş suyu içebilirsiniz. Bir ortamda kavga edilmiş, tartışılmış, İslam'a aykırı, insanın enerjisini negatif etkileyen, müziklerin çalındığı yerdeki bekletilmiş suları içmeyiniz. Hatta yemek dahi yemeyiniz. Dileyen sürahisinin ya da bardağının altına yaşam çiçeği, bardak atlığı koyabilir. Fakat frekansı en yüksek şey dua ve ayetlerdir. Allah'a emanet olunuz.